Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün efsane bomba bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Böyle burgerin arasında böyle lokum gibi böyle tiftiklediğim etleri ekleyeceğim. Benim özel spesiyel hamburgerim, inanılmaz da lezzetli. Başta gideyim bir alışveriş yapayım, eve geleyim, daha sonra çekime başlayalım. Tüm malzemeleri ayarladım, başta eti mühürlemekle başlıyorum işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Eti mühürleyeceğimiz için bir en az 15 dakika yüksek ateşte bu şekilde kendi haline bırakıyorum döküm tavayı. Bu ısınana kadar biz de yan tarafta közleme işlemi yapacağız sebzelere. Şöyle yine ocağın altını yakıyorum. Közleme ateyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 adet domates, 2 adet soğan, 1 adet sarımsak, bir de kapya biber ekliyorum 1 adet. Bunları iyice bir közleyeceğiz. Ondan sonra kenara alacağız. Evet, sebzelerimiz közlendi. Bunları dışarı çıkarıyorum. Şimdi neyle işim? Artık etimle işim. Tavaya atacağım. Tavamız da iyice ısındı. Şöyle etimi tutuyorum ve bırakıyorum böyle. Her bir yönünü bu şekilde 3'er dakika mühürleyeceğim arkadaşlar. Evet, bir tarafını 3 dakika mühürledim. Şöyle tutuyorum, kaldırıyorum ve şöyle tutup çeviriyorum. Şuna bak, mis gibi oluyor. Her tarafını bu şekilde mühürlüyorum dediğim gibi. Yan tarafları da mühürleyeceğim. Alt kısımları da. Etin 4 tarafından mühürledim. Kullandığım et bu arada arkadaşlar antrikot, onu da belirtmek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi. Şimdi bunu kaldırıyorum. Altını kapatıyorum. Evet, birinci işlem tamam arkadaşlar. Etimiz ve közlenmiş sebzeler hazır. Bunları bir kenara alalım. Bir ufak bir karışım hazırlayalım. Şimdi elimde şöyle bir döküm tencere var. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 kavanoz ilikli kemik suyu, hepsini boca ediyorum. Şunu bir kenara alalım. Elimde bir avuç olacak şekilde kişnişim var. Bunu sadece biraz ufalamak istiyorum. Bunları ufaladım. Şöyle toparlıyorum. Yine tencerenin içerisine aktarıyorum. Şimdi elimde taze kekik var. Taze kekiklerin o yapraklarını mümkün mertebe tutuyorum. İçerisine aktarmaya çalışıyorum. Sap kısımlarını ayırmaya çalışın. Şöyle hepsini aktardım. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu tekrardan kenara alıyorum. Elimde şöyle taze zencefil var arkadaşlar. Ne kadar alacağım? Şu kadar yeterli olacaktır benim için. Çünkü baskın bir karakter. Şu pijamasını bir çıkaralım. Kenarlarından kesiyorum. Tüm halinde değil. Biraz ufalamak istiyorum tabii. Şunu da kenara alayım. Şöyle biraz ufalıyorum bunları. Görüyor musunuz? 3 parça yeterli olacaktır bana. Ve bunu içerisine aktarıyorum. Bir adet defne yaprağı. Şimdi yine kenara alıyorum. Beni biraz beklesin. Közlemiş olduğum malzemeler var ya, bunları bir parça ufalayıp içerisine atacağım. Köz kısmını da, yani şu kabuk kısmını ayıklamayacağım. Sadece bir parça ufalamak gerekiyor bunları. Şöyle bir ufaladım. Kendi içerisinde de şöyle iyice bir ufalayalım ve bunları şöyle bir toparlıyorum arkadaşlar. Döküm tavanın içerisine aktarıyorum. Yine kenara alıyorum. Sıra neydi? Domatesim de. Domatesi de şöyle tuttum. Yine pijamasını çıkarmıyorum. Bak kenarda sapı bekliyormuş beni. Şöyle yine ufalıyorum. Bunu da böyle 8-10 parçaya ayıracağım kendi içerisinde. Diğer yarısı da kıskanmasın. Onu da alayım. Onu da yine aynı şekilde ufaladım. Bunları şöyle toparlıyorum. Karıştırma kabına aktarıyorum. Şimdi de sıra sarımsak ve soğanlarımda. Onları da şöyle 3-5 parçaya ayırayım. Diğerlerine yaptığım gibi aynı şekilde mis gibi hepsi var ya, birleşince inanılmaz. Hem köz lezzeti, birazdan farklı baharatlar da girecek, göreceksiniz. İnanılmaz lezzetli bir şey olacak. Hepsini ufaladım. Şu kaldı sadece. Bunu da ufaladıktan sonra şöyle toparlıyorum bunları da. Ve arkadaşlarının yanına gönderiyorum onları da. Şimdi baharat olarak bunun içerisine 2 çay kaşığı toz biber, pul biber daha doğrusu. Elimde şöyle taze kişnişim var. Kişnişten ekleyeceğim. Tane şeklinde olacak arkadaşlar. Şöyle 1 çay kaşığı denilecek kadar, dolu dolu 1 çay kaşığı denilecek kadar. Şu kapağını açayım, ben niye zahmet ediyorum ki o kadar. Şöyle tutuyorum, içerisine aktarıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi sırada tane karabiber var. Ondan da dolu dolu 1 çay kaşığı denilebilir aslında. Bu kadar ekledim. Şimdi de sırada tuz var. Tütsülenmiş tuz kullanıyorum arkadaşlar. Normal tuz da kullanabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle ortalama 1 tatlı kaşığı olacak şekilde ekledim. O da bu kadar yeterli. 1 yemek kaşığı şöyle sirke ekliyorum. Şimdi de içerisine 3 su bardağı su ekliyorum. Bu 1. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Ve bunu homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Tüm malzemeler her tarafa eşit bir şekilde dağılsın. Daha sonra ne yapacağız? Etimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Şimdiden mis gibi kokmaya başladı. Ya şu malzemelerle zaten kötü olma ihtimali yok. Köz lezzetinde efsane bir şey olacak zaten. Şu inatçı olanları da atalım aşağıya. Şimdi bunların içerisine şöyle etimizi ekliyoruz. Şu etin güzelliğine bakar mısınız ya, mis gibi. Gerçekten muazzam ya. Üzerine de şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Yarım çay bardağı denilebilir aslında buna. Şimdi kapağını kapatıyorum bunu. Ve artık fırına gidebiliriz. Fırını altlı üstü fanlı olacak şekilde 200 dereceye getirdim. Ve bir 15 dakika önceden ısıtmak gerekiyor arkadaşlar. Hızlıca bunu açıyorum şöyle.
Evet, gördüğünüz gibi tenceremi de içerisine ekledim. Çok ağır olduğu için iki işi birden yapamadım arkadaşlar. Döküm olduğu için kapatıyorum ve 3 saat bu şekilde pişiriyorum. Etimiz burada lime lime olacak. Daha sonra o suyunu ne yapacağız? Suyunu da bırakacak ki et. Onunla da bir güzel bir sos yapacağız arkadaşlar. Etimiz olana kadar da biz de ne yapıyoruz? Karamelize soğan yapmaya geçiyoruz. Şimdi de şöyle fazlasıyla soğan var arkadaşlar. Çünkü bu piştiği zaman böyle ufacık olacak arkadaşlar. Onu da göreceksiniz. Ve sonradan da kullanmak için aslında ben biraz fazla yapmak istiyorum. Şöyle kendisini tek bırakayım bir tanesini. Şöyle ikiye bölüyorum başta. Burada yapacağınız işlem inanılmaz basit. Şöyle halka halka doğruyorsunuz. Hepsini bu şekilde doğramakta fayda var. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Bu kıvama gelince hepsini duracağız, artık pişirme işlemine geçeceğiz. Soğanların hepsini kestim. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine yarım çay bardağından biraz fazla ne yapıyorum? Sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 dakika kızmasını bekleyeceğim. Ardından soğanlarımı ekleyeceğim. Soğanımız kızmış mı diye kontrol ediyorum. Evet, yeterince kızmış. Bu kızgınlık benim için yeterli ve içerisine soğanlarımı ekleyebilirim artık. Ve bunları böyle sürekli karıştıra karıştıra önce ne yapıyoruz? Soğanların bir ölmesini sağlıyoruz. Yani bir parça yumuşayacak, sonra ufak bir müdahalede bulunacağım. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız kendini bıraktı, yumuşadı ve öldüler yani. Ve ne yapıyoruz? Bunun içerisine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Lezzetine lezzet katacaktır. Karamelize olmasını hızlandıracaktır ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Sakın kendi haline bırakmayın. Yoksa o uç kısımları yanar. İstediğiniz performansı alamazsınız. Karamelize soğan yapacaksanız bence başında durun ve ara ara bunu ne yapın? Bu şekilde karıştıra karıştıra iyice karamelize hali geldiği zaman zaten kenara alacaksınız. Evet, soğanların suyu bitti arkadaşlar ve burada ne yapıyoruz? Bir ufak dokunuş daha yapacağız. Ara ara şöyle ufak ufak su eklemesi yapın. Ekledikten sonra karıştırın ve bu şekilde karamelize olmasını bekleyin. Yani burada ateşi dengelemiş oluyoruz arkadaşlar. Daha güzel karamelize oluyor. Her tarafı homojen bir şekilde pişmiş oluyor. Ara ara, yalnız çok fazla değil arkadaşlar. Ara ara böyle azar azar su eklemesi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karamelize soğanımız hazır. Sonlara doğru sakın su eklemeyin ama sürekli karıştırın. Su sadece ne yapacak arkadaşlar? O kenarlar yanıyor, ortası böyle iyi pişmiyor ya, onu dengelemek içindi. Artık istediğimiz kıvama geldi. Bunun altını kapatıyorum ve şimdi de etlerimin pişmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, tam tamına 2 saat 20 dakika oldu. Ben bunu 3 saat dedim ama 2,5 saat yeterli olacak. Çünkü içerisine baktım, eti ters düz ettim bu arada, onu da belirteyim. Çıkarmaya son 10 dakika kala ekmekleri kıtır hale getireceğim. Bu arada Bade burada etrafta dolanıyor. Merhaba, yap Bade. Yapmadı. Biz de ne yapıyoruz? Ekmekleri kıtır hale getirmeye geçiyoruz. Evet, böyle farklı ekmeklerim var. Şöyle açıyorum. Bunların içerisine bir tereyağı banyosu yaptıralım. Ondan sonra pişireceğiz bir parça. Altlarını kıtır hale getireceğiz. Şöyle getireyim. Başta bir parça böyle eritilmiş tereyağıma batırıyorum. Her tarafına bir yayalım. İyice tereyağına da doymuş olacak bu sayede. Evet, diğerlerin hepsini bu şekilde, aynı şekilde hamburger ekmeğimi de şöyle tereyağına buluyorum. Tereyağı banyosu yaptırmış olduğum ekmekleri artık şimdi kıtır hale getirebilirim. Tavanın başına geçiyorum. Şöyle tavamı ekleyebilirim. Altını açtım bu arada. Şöyle. Hepsini ekleyelim. Çıtır hale gelsin, çekeceğim. Evet arkadaşlar, çok kısa bir süre içerisinde çıtır hale geliyor. Görüyor musunuz? Bunu belki bir parça daha yaparım. Şöyle bunları da açıp göstereyim. Görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Tam istediğim çıtırlık bu. Bunlar hazır, artık etimi çıkarabilirim. Evet, tam tamına 2,5 saat oldu. Şöyle açıyorum. Şöyle bir çıkaralım. Tek elle çıkaramayacağım. Kamerayı bırakayım. Son halini şimdi birazdan göstereceğim. Evet, büyük bir heyecanla şöyle açıyorum. Şuna bakın ya, çok güzel gözüküyor. Şöyle bir hatta çevireyim arkadaşlar. Sosu da tam istediğim gibi olmuş. Şöyle göstereyim, şuna bakın. Biraz daha yakınlaştırayım. Yani şu efsane gözükmüyor mu? Ete bakın, nasıl da dağıldı, gördünüz mü? İşte istediğim olay da tam da buydu. Yani şu bildiğin lokum oldu ya. Şöyle göstereyim. Yani gönül isterdi ki böyle elle açıp elle tutmak, çok sıcak. Şuna bak, nasıl da dağılıyor, gördün mü? Tiftik tiftik yapabilirsin sen bunu istesen. Şimdi bunu bir tepsiye boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle tutuyorum ve etimi içerisine aktarıyorum. Şöyle bir parça yayalım bunları. Soğusun, daha sonra ne yapacağız bunu? Böyle tif 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 elimizle böyle parçalayacağız arkadaşlar. O ilk sıcaklığını attı arkadaşlar ve şöyle bir tanesini alayım. Hala sıcakmış ya. Dumanı üzerinde. Oo, sıcak. Biraz daha soğusun.
Evet arkadaşlar, bir parça daha soğuttum ve şöyle tutuyorum. Bunları ne yapacağım? Şöyle tiftik tiftik ayıracağım arkadaşlar. Zaten lokum gibiler, çok rahat bir şekilde ayrılacaktır, göreceksiniz. Ne bakın, kendiliğinden ayrılıyor zaten. Böyle bir tane daha alayım. Şöyle. Hepsini bu şekilde arkadaşlar ayırıyorum bunları. Ya arkadaşlar, yani o kadar basit ki bunu böyle tiftik hale getirmek. Yani şuna bakar mısınız? Zaten elinde dağılıyor zaten. Gerçekten lokum gibi olmuş ya. Gerçekten şaşırırsın. Göz aklanabilir miyim eser? Deniz yan tarafta, hani böyle kedi kasabın önünde böyle kenarda bekler ya. Kokusundan şeyine dayanamadım. Mahvoldum, yemin ediyorum. Ya abi, böyle bir şey olamaz ama ya. Ben daha tadına bakmadım. O tadım kısmını bekliyorum yani. O kısmı bekleyeceğim. O zaman tadına bakacağım. Evet arkadaşlar, etimiz hazır. Şunları şöyle bir toparlayalım. Mis gibi oldular dediğim gibi. Şimdi bunu kenara alalım. Bir sos hazırlayacağız arkadaşlar. Çedarlı sos. Bir tencerenin içerisine ortalama bir yemek kaşığı olacak kadar ne yapıyoruz? Tereyağı ekliyoruz. Şöyle silme olacak şekilde bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Ve bunu böyle karıştıra karıştıra bir parça o unun çiğliğini almak istiyorum. Un burada kavrulurken diğer yandan yan tarafta da şöyle bir su bardağı sütünü kaynatacağım. İyice bir kaynasın ve ne yapacağız? İki aşığı buluşturacağız birazdan. Bunlar kendi halinde takılırken biz de peynirimizle ilgilenelim. Şöyle elimde 200 gram cheddar peyniri var. Bunu bir ufak parçalara ayıralım şöyle. Gelişi güzel ayırmakta fayda var. Çok düzenli olmasına gerek yok. Bunlar eriyecek zaten. Tekrar toparlıyorum ve tekrardan üzerine gidiyorum bunların. Aynen bu şekilde. Bunlar hazır, beni kenarda beklesin. Şimdi diğer malzemelere kontrol edelim. Unumuz yeterince kavruldu. Sütümüz kaynadı. Şimdi ikisini birleştiriyorum şöyle. Oh, bu sese bayılıyorum. Ve bunu sürekli karıştırın. Şöyle iyice bir karıştıralım. Bir 30 saniye karıştıktan sonra artık diğer malzeme olan peyniri ekleyebilirim. Evet, burada altını kıstım. İstediğim kıvama geldi. Şu peynirleri artık böyle ne yapmak gerekiyor? Şöyle tutalım, içerisine aktaralım. Ve duruyor muyuz? Kesinlikle hayır. Peynirler eriyene kadar bunu karıştırıyoruz iyice. Evet arkadaşlar, sosumuz hazır. Şuna bakın, mis gibi oldu. Bunu şimdi kenara alıyorum. Şimdi artık ekmek arası yapabiliriz. Evet arkadaşlar, ekmekleri ekledim. Şöyle etimden tutuyorum. Ne kadar istiyorsam şöyle. Elimi korkak alıştırmak da istemiyorum. Şöyle tutalım. Buraya bir ekleyelim. Şöyle. Oh, mis gibi ya. Şuna bak, sulu sulu. Ya şimdiden ağzım sulanmaya başladı bile. Aynı şekilde bu ekmeğe de şöyle, bunda da böyle boldan boldan eklemek istiyorum. Her tarafına bir yayalım. Mis gibi ekmeğin üzerine yaydık. Çıtır çıtır da olmuşlar. Şöyle araları, dereleri dolduralım. Şöyle mis gibi sosundan tutuyorum. Ve şöyle ne kadar istiyorsan üzerine gezdirirsin. Şuna bak. İnanılmaz yakışır buna. Diğerini de aynı şekilde. Onu da üzerine şöyle bir gezdirelim. Gezintiye çıkaralım. Oo, fena bir şey oldu ya. Şuna biraz daha ekleyelim. Şimdi de sırada karamelize soğanda var. Karamelize soğanımdan da tutuyorum şöyle. Üzerine ne kadar istiyorsan o kadar eklersin. Ben de kendi isteğime göre yine. Öyle. Bunu da ekledik. Şöyle yayarak ekliyorum. Aynı şekilde buna da şöyle gezdirerek. Bir tanesini ben yiyeceğim. Bir tanesini Deniz yiyecek. Evet, bu da tamam. Deniz hangisini yemek istersin? Benim için fark etmez. Yuvarlak olanı mı istiyorsun? Evet. Tamam. Şimdi artık bunların üzerini şöyle kapatıyorum. İkisini de aynı şekilde kapattım. Şunun güzelliğine bakmanızı istiyorum ya. Biraz bulanık çıkıyor, neden bilmiyorum ama. Birazdan tabaklama işlemi yapacağım. Şöyle göstereyim. Evet, tabaklama işlemini de yaptım. Yanında da patates yaptım arkadaşlar. Patatesin üzerine toz biber, maydanoz ekledim ve sunumunu yaptım. Şunun güzelliğine bakın ya. 4 dörtlük, 10 numara 5 yıldır. Evet arkadaşlar, şimdi bunların yanına ufak bir içecek almak istiyorum. Şöyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. İçerisine sarı kola ekliyorum. Yanında efsane gidecektir bunları. Bunu da arkadaşlarının arasına şöyle yol vermesini isteyerek bekliyorum, böyle ekledim. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Diğerini Deniz seçti. Bunu da ben yiyeceğim. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Oo. Şeyimden alayım. Çok güzel ya. Bir de şundan alalım. Çıtır çıtır oldular. Şöyle devam edeyim. Şuna bak. Muazzam. Devam edelim.
dönümler, yüzler battı ama bekledik de ama beklediğimize değmiş. Şu an Deniz de sabırsızlıkla bekliyor kenarda. Ne düşünüyorsun Deniz? Ağzım sularak yer. Çok iyi. Ben daha fazla seni bekletmek istemiyorum. Ben kenardaki etlerden korkamıyorum. Arkadaşlar. Ben bunu yemeye devam edeyim. Deniz'i daha fazla da bekletmek istemiyorum. Şunu bir içeyim. Evet. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam edeceğim. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.